ben en iyisi konuşmak istediğim bazı konular var dostlar. Onlar hakkında biraz konuşayım. Sonra sorulara geri döneyim tamam mı? Lütfen soru soran arkadaşlar benden cevap bekliyorlarsa acele etmesinler. Ben sorulara elimden geldiğince bakmaya falan çalışacağım ama konuşmak istediğim bazı konular var arkadaşlar dediğim gibi. Bu konuların başında da arkadaşlar turnuvaya ya bir turnuvaya bir dövüş turnuvasına ilk kez katılacak arkadaşlardan gelen sorular var. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi dostlar bir turnuvaya katılmak, bir dövüş turnuvasına katılmak tabii ki çok güzel bir tecrübe, çok heyecan verici bir tecrübe. Ya insanın kanını böyle kızdıran bir tecrübe değil mi? Böyle kafasında sürekli düşünüyorsunuz, yapman önce aklınıza giriyor falan. Çok güzel bir tecrübe yani gerçekten. Ama bazı dikkatler dikkat edilmesi gereken şeyler var. Doğruya doğru ve mesela bir spor salonunda ne kadar iyi performans gösterdiniz kendi arkadaşlarınıza karşı ve bir turnuva alanında karşılaştığınız insanlar arasında ve o iki tecrübe arasında biraz fark olacak yani bu da doğruya doğru. Bu arada ben tabii ki bana gelen sorular genelde Jujutsu turnuvasına katılacak arkadaşlardan olduğu için onu baz olarak anlatacağım ama benim anlattığım bu ne diyorsam hepsini MMA'ye de uygulayabilirsiniz diğer dövüş turnuvalarında uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben de sonuçta bir sürü zamanında MMA dövüşçüsü de yetiştirdim. Veya MMA dövüşçüleri de bana kendilerini gelişmek için geldiler. Ee, pek çok başka sporda da idman yaptık falan filan vesaire. Neyse hiç girmeyeceğim şimdi o konulara. Ama yani dediğim gibi diğer sporlarda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şeye yatılacaksınız. Kafanıza koyunuz. Aa hocam bugünleri Türkiye'de yeni bir turnuva geliyor yeni başlayan birisiyim. Daha önce yani yeni başlayan birisiysen zaten iki gün olduysa spora bir zahmet turnuvaya katılma da önce. ha <laughs> yani şu olur o ayrı. Ben hocam yani siyah kemer judocuyum zaten. Güreş yaptım. Ha cücü suya da iki hafta önce başladım ama turnuvaya katılacağım. O ayrı. Sen zaten genel olarak ne yapacağını biliyorsun yani. Beyaz mavi kemer seviyesinde falan. Hatta mavi kemer turnuvasına bile katılabilirsin. O kadar iyi bir grapplersen. Ama eğer maksat şeyse yani cücü suya falan daha yeni başladıysan biraz zaman geçmesini önce tavsiye ederim. Yani kafanızda turnuva şey varsa mesela en az bir en azından 3 ay, 6 ay bir şöyle bir sene falan yapın diye tavsiye ederim. Ondan sonra düşünün yani. Ha dersiniz ki yok bana ne ben yine yapacağım. Et evet, yap yani. Sizin keyfinizi kahyası mıyım ben değil mi? İlla yapacağım diyorsanız gidin yapın o zaman. Ama şimdi yeterince idman tecrübeniz olduğunu veya yeterince o yürek olduğunu kabullenerek kabul ederek anlayacağım bundan sonrasını. Şimdi arkadaşlar pek çok insan spor salonu böyle dövüşüyor, 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 dövüşüyor. Ondan sonra diyor ki "ulan ben iyiyim ha. Ben iyiyim yani. Genelde böyle pes etmiyorum. İnsanları pes ettiriyorum veya yumruk atıyorum falan vesaire şeyler neyse. Turnuvada da iyi yaparım." Şimdi bunu diye olabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Mesela düşünün ki bir turnuvada karşınıza çıkabilecek şeyler bu kare olsun, tamam mı? Çok büyük ihtimalle spor salonunda dövüştüğünüz zaman yani özel birisi sizi bir şeyleri hazırlamıyorsa bu karen içindeki her yeri tecrübe etmiyorsunuz siz. Oluşabilecek bütün olaylar mesela şu kare ise bunların hepsini tecrübe ederek siz şey yapmıyorsunuz büyük ihtimalle salonda dövüşürken. Çünkü idman yaptığınız salonda 10 kişi var, 20 kişi var, 50 kişi var her neyse. Bunların hepsi size belirli bir nasıl diyeyim bir idman tecrübesi sağlayabiliyor sadece. Sizin de büyük ihtimalle iyi olduğunuz şeyler var. Siz de iyi olduğunuz şeylere daha çok dayanarak bu adamları dövüyorsunuz veya dövülüyorsunuz vesaire vesaire. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bir cücü turnuvasında olabilecek bir sürü şey var. Tamam mı? Biz tabii bunların hepsini böyle Wormguard'da, Wormguard'dan benim bolaya karşı koyma falan. Çok ekstrem durumlarda bahsediyorum. Çok temelde bahsediyorum. Bakın mesela ne gibi? Side mount'tayken üstte olmak, altta olmak. Mount'tayken altta olmak, üstte olmak. Close guard derken altta olmak, üstte olmak. Arkaya al, birisinin arkasına alması, senin birisinin arkası alman. Vesaire. Böyle en temel yani puan verilen veya işte temel pozisyonlar vesaire. Bunların hepsini her gün siz idman yaparken uygulamıyor olabilirsiniz yani. Atıyorum ya ben hep open guard oynuyorum ama close guard pek oynamıyorum. Veya bizim salon salonda close guard oynay oynayan adam pek yok. Pek close guard geçmiyorum. Bak bir problem. Çünkü turnuvada senin karşına ne çıkacağını tam bilemeyebiliyorsun. Bir. İkincisi de bunların kendi içlerinde kuralları falan olabilir yani. Mesela atıyorum sen şey bilmiyorsun. Close pek atak yapmaya çalışmamışsın. O yüzden birisini close ne kadar tutabilirsin, ne kadardan sonra hakem sana kızacak veya seni cezalandıracak bilmiyor olabilirsin. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir, gideceksiniz bir liste yapacaksınız kendinize. Bir turnuvası için Bak temel pozisyonlar neler? Puan verilen veya temelde kullanılan pozisyonlar. Side mount, mount, arka alma, işte neon belly falan tamam mı? En temel böyle pozisyonlar. Bunlar benim başıma geldiği zaman bunların her birinden benim 2-3 tane saldırım var mı? 2-3 tane savunmam var mı? Bunu bir kendinize önce sorun ve bunların ben kurallarını biliyor muyum? Yani genel buraya gelince ne oluyor yani? Anlıyor musun? Hakem ne diyor? Buraya gelince neye dikkat ediliyor falan. Bunların böyle bir kendinize bir checklist yapın tamam mı böyle? Ha bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Burada var. Unutmuşum. Half ne yapacağını ben bilmiyorum. Tamam. Onu böyle bir yuvarlak içine al. Böyle bir liste yapın. Temel oluşabilecek olayların hepsiyle nasıl baş edeceğinize dair ve bunları bilip bilmediğinizi yeterince anlamanıza dair, anlayıp anlamanıza dair bir liste yapın ve bunun analizini yapın. Bunların içerisinde neresi sizi şöyle anam dur bakayım. Mount alt, alt mı? Ben hiç beni kimse mantı almıyor ki. Ben hep herkesi mount alıyorum. Alta beni biri beni, bir biri beni mount alsa ne yapacağım? Hmm. Bunların hepsini analiz yaptıktan sonra gidin salona. Bunları iyi iyi çalışın. Ne zaman ki tamam ya ben bütün temel pozisyonlardan genel olarak ne yapılacağını yapıyorum diyene kadar bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu ilk ödeviniz yani turnuva yapacak adamları tamam mı? Sadece salona gidip çalış çalış idman idman değil yani. Bu bir Şimdi bunu yaptınız varsayalım. Tamam ben ha diyeceksiniz ki ama iyi de bir dakika Muay Thai'de falan bir yapıyorum ben. Şimdi ben seni dinliyorum ama ben Jiu Jitsu değilim. Ben ne yapacağım? Tam aynı şekilde dostum. Birisi sana yukarıdan bir yumruk attığında ne yapacaksın? Yukarıdan tekme attığında ne yapacaksın? Döner tekme attığında ne yapacaksın? Bir tip attığında senin karnına ne yapacaksın? İşte atıyorum düşük tekme attığında ne yapacaksın? Bunların ben hepsine ne yapacağımı biliyor muyum? Ha. Yok ya bir dakika ben bana kroşe şey kroşe demiş. kat geldiğinde ne yapacağım bilmiyorum. Ha dur. Git hocanla bir tartıştırma. Anlatabildim mi? Başına gelen temel şeylerin hepsiyle nasıl baş edebileceğinin önce bir garantisini verken de Bir kağıt üzerine falan yaz, notunu al. Bu şimdi birinci ödev herkesinden. Bir de kuralları falan bil yani. Ne serbest ne değil falan gibisinden. Bütün bu olaylar için. Mesela sen gidiyorsundur, herkese belli bir teknik uyguluyorsundur. tonu da yasak tarafa. Ne yapacaksın o zaman? Kuralları da bilmeniz lazım yani. Tamam bu kısmı hallettik. Şimdi şeye geliyoruz. Aa, bunun ötesine... Ya tamam bunları falan yaptım da daha ilerisi için. Daha ilerisi için arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey bir oyun planınız hakkında düşünmek. Yani tamam bunları biliyorsun ne yapacağını falan biliyorsun da genel olarak neyleri kullanacaksın yani. Seni mesela düşünün bir asker olarak düşünün kendinizi. Sizin yanınıza hangi silahları alacaksınız gibi bir şey yani. Bir tane mızrak alırım, kılıç alırım bir tane, zırh alırım, bıçak koyarım şöyle bir tane, bir tane sapan alırım. Anlıyor musun? Mesela atıyorum yani. Yani genel olarak neylere daha çok odaklanacaksınız. Bunu bir planla yapın. Şimdi bunları genel olarak ne yapacağımı biliyorsunuz ama bir dakika ya. İkimiz de ayaktayken ben ne yapacağım? Double leg yapacağım da double leg nasıl yapıldığı hiç düşünmedim ki. İdmanda hiç yapmıyorum. Ben direkt, direkt oturuyorum yere. Bak gördün mü? Bakın böyle de bir ikinci assessment yapmanız lazım. Tamam ne olduğunu bildikten sonra neler yapıyorsunuz siz? Neler genelde kullanıyorsunuz? Sizin iyi olduğunuz teknikler neler? Kötüleri neler? Mesela bir tek yani half guard'da genel olarak ne yapacağını biliyorum ama half guard'da çok kötüyüm abi. Gideceksin sonra half guard çalışacaksın o zaman. Veya yine ya birisi bana döner tekme attı. Mesela Muay Thai'ci döner tekme attığında ne yapılacağını biliyorum da bana kimse atmıyor ki. Peki çalışmadım. Gideceksin çalışacaksın o zaman. Anladın mı? Veya öyle bir rakip geldiği zaman bana böyle uzaktan saldıran rakibe karşı ben ne yapacağım? Onun stratejisini düşüneceksin. Onu çalışacaksın vesaire vesaire. Yani ikinci da bu olacak. Sizin oyun planınız ne? En çok neleri kullanacaksınız? en çok hangi teknikten faydalanacaksınız vesaire bunun listesini yapın. En güvendiğiniz tekniklerden seçin. Çünkü şu anda turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Kendinizi geliştirmiyorsunuz sadece. Onun listesini yapın. Sonra o listeye tamam mı? Şey yaparak dayanarak gidin salonda şimdi o listeye dayanarak yani planlı bir şekilde belirlenen saldırmaya çalışın. Şimdi tabii şunu da unutmayın. Hiçbir savaş plansız kazanılmaz ama hiçbir zaman da olaylar plana göre gitmez. Tamam mı? <laughs> Böyle de bir ikilem var. Yani dövüşte de siz bu plana uygulasanız bile... Ah, hanıma da mesaj attık. Neyse. bu Siz planlara falan uh, uysanız bile, elinizden gelince yine düşünmediğiniz şeyler gelecek başınıza. Şimdi bu da üçüncü aşama. Ben plana uygun şekilde hareket ediyorum ama... Bir dakika, ben close guard yapacağım diyordum ama adam bana close guard aldırmıyor. Hadi buyur onu fark ettim yani. Ben close guard oynayacağım dememe rağmen benim iyi garda olmam, olmasına rağmen ben şimdi turnuvaya hazırlanıyorum ya herkesi close guard çekiyorum ya yaptırmıyorlar. Hadi bakalım. Bunu böyle notunu alacaksınız. Tamam. Onun çözümünü bulacaksınız. Oyun planınıza katacaksınız. Sonra onu öğreneceksiniz. Diyeceksiniz ya iyi de ben close guard'a gittiğinde millet bana ayak kilidini atlıyor. Bunu hiç düşünmemiştim daha önce. Çünkü ben böyle sadece oyun odaklı çalışmıyordum. Tamam. Bunu öğrendiniz, gideceksiniz ayak kilidi savunması çalışacaksınız. Böyle ağaç gibi genişleyecek. Bu da üçüncü şey. Tamam Ondan sonra böyle genişledi de artık ne kadar yapabiliyorsanız turnuva öncesi bunu yapacaksınız. Turnuvaya hazır hale geleceksiniz. Bir de bunun ama fiziksel kısmı var. Fiziksel kısmı için ne yapacaksınız arkadaşlar? Benim gideceksiniz, dövüş sporları için idman tavsiyeleri falan videomu izleyeceksiniz önce. Genel bir anlayışınız olacak. Bunun fiziksel çalışma nasıl yapılır gibisinden, neye ihtiyacınız olduğunu nasıl anlaşılır falan filan gibisinden. Ondan sonra ona uygun bir şekilde arkadaşlar ekstra olarak onu da yapacaksınız. Haftada kaç kere yapacağım falan onun hepsini ben videoda açıkladım arkadaşlar. Ama ne kadarından toparlanabiliyorsanız o kadar yapacaksınız yani bu kadar basit. Ve gereksiz idman yapmayın. Ya idman yapacağım ama ben idman yapacağım hadi git bench press pull up wow. kafana göre random şeyler yapmayın. Sizin belki hiç ihtiyacınız bile olmayabilir. Yani sen zaten mesela 70 kilosundur, 70 kiloda dövüşeceksindir. Niye kas yapma idmanı yapıyorsun ki? Git kondisyon çalış. Git güç idmanı çalış falan filan ki olan şeyi daha iyi kullanabil yani. Anlatabildim mi? Bu da üzerine destek olacak. En azından arkadaşlar ardarda arda 4-5 maç yapabilecek kadar kondisyonunuz olsun. ardarda ama. Yani bin, bir dakika dinlenmeyle 4-5 maç yapacak kadar kondisyonunuz olursa çok iyisiniz yani. Bunu da böyle diyelim ve bırakalım. Tabii ki siz yarın öbür gün iyi bir hocanın altında böyle yani YouTube videosu izlemeye gerek kalmadan iyi bir hocanın böyle nasıl diyeyim yönlendirmesi altında turnuvaya hazırlanırsanız size benim dediğimden daha farklı bir şeyler anlatabilir, söyleyebilir. Hemen o hocaya bırakın falan der. <laughs> Hemen alakası yok. Tabii ki size o hocanıza dinleyeceksiniz. Ben sizi sadece genele şey yapıyorum. Anlatabildim mi? Genele bilgi vermeye çalışıyorum. Yani hiçbir şey bilmeyen adam ne yapacak? Hiçbir çaresi yok. Benim dediğim şekilde yapın. Tamam Ama hocanız sizi zaten yönlendiriyorsa, zaten üstünüze düşüyorsa hocanızı dinleyin. Ben öyle, o imkan olmayan arkadaşlar için konuşuyorum. Ama böyle yaparsınız arkadaşlar mutlaka faydası olur. Ondan sonra sadık idman, 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 idman yani. Bu kadar basit. Ve unutmayın eğer turnuvaya kısa zaman kaldıysa da çok kısa zamanda bir şey öğrenmek zordur. Yani bu sınav öncesi bir, bir hafta öncesi bir konuları öğrenmeye benzer. Sınav öncesi arkadaşlar neyi ne kadar iyi yapabiliyorsanız ona odaklanacaksınız. Gerisi zor yani. Haberiniz olsun. Bunu da böyle diyelim kapatalım. Şimdi sorulara dönelim arkadaşlar.